Şimdi bizler Orta Doğu coğrafyasına baktığımız zaman 100 yıl önce emperyal savaşlar sonucunda çizilen bir harita söz konusu. Bu haritalara baktığımız zaman cetvelle çizilmiş olduğunu, toplumsal hassasiyetlerin hiçbir zaman göz önüne alınmadığı bir haritanın olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da beraberinde sorun doğuran haritalardır ve sorunların daha katlanarak büyümesine sebep oluyor. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu'da baktığımız zaman şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Sorunların çözümünü temeline inerek değil de daha çok şiddet yönüyle bastırma noktasında hareket edildiğini bizler gördük. Özellikle dört parça Kürdistan'a baktığımız zaman Kürt halkının dört parçaya bölünmesinden sonra ilk emperyal savaşlardan sonra şununla karşılaştı. Her ülkeye verilen Kürt halkı beraberinde sorunları, gözyaşını ve kandan başka bir şey görmedi. Şimdi biz bu sorunların çözümü noktasında yıllardır, 10 yıllardır özellikle demokratik çözümü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'ye baktığımız zaman biz Türkiye'deki sorunun çözümünün demokratik yollarla olması gerektiğini, yasalar çerçevesinde olması gerektiğini söylüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. 100 yıldır çözülemeyen sorunlar 2013-15 yılları arasında bir çözüm süreci olduğu görüldü ve bu çözüm sürecinde halkların nasıl birbirine ve bir ihtiyaç duyduğunu da bizler gördük. Barışa ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu da bizler gördük. Fakat bu barışın birilerini rahatsız ettiği ortaya çıktı. Bu rahatsızlık beraberinde çok ciddi bir bunalımı da beraberinde getirdi. Halkların barış kelimesini içselleştirmesi, yaşamsallaştırmasının önüne geçmek için çok ciddi efor sarf edildi belli güçler tarafından. Ve geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ayrıştırılmış bir toplum olarak görüyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz. Özellikle bir barış ikliminin olması durumunda hukukun gerçek anlamda, evrensel hukukun gerçek anlamda yaşamsallaşmasıyla birlikte birçok şeyin değişeceğini görüyoruz. Özellikle tecrit noktasında da Sayın Hocalar üzerindeki kurulan tecridin ortadan kalkması demek birçok sorunun da çözüme kavuşması anlamına gelecektir. Ve bununla ilgili de gerekli bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Çünkü bu savaşın kanın, gözyaşının hiçbir zaman hiç kimseye bir faydası olmamıştır. Toplumsal barışın olabilmesi için özgür ve eşit bir yaşamın kurgulanması ve yaşamsallaştırılması gerekiyor. Bizler sürekli bunu gündemleştiriyoruz ve sürekli bunu dile getiriyoruz. Bunu sadece 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde değil, yaşamın her alanında 365 gün dile getirmemiz gerekiyor ki getiriyoruz da. Ancak şunu görüyoruz, bu sesimiz sürekli kısılmaya çalışılıyor. Bizler şiddetten yana değiliz. Bizler sürekli demokratik bir siyasetin yaşamsallaştırılması, eşit ve özgür bir yaşamın da öncelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingini tertiplerken özellikle toplumsal barış için özgür ve eşit bir yaşam şiarıyla yola çıktık. Ve bu şiar aslında bizim 100 yıllık bir şiarımızdır. Sadece şu anda dile geliyor. Ve biz alanlarda şunu haykıracağız. Hiçbir insanın yaşamı değersiz değildir. Hiçbir canın yaşamı değersiz değildir şiarıyla ortaya çıkıyoruz ve savaşların son bulması gerektiğini, bu sadece Türkiye açısından değil, bütün dünyadaki savaşlar için geçerlidir. Çünkü dünyada şu anda bir kaos mevcut, kaos süreci mevcut ve bu kaos sürecinin de ortadan kalkmasıyla birlikte gerçekten de halkların mülteci konumunda çıkması, kendi yerlerinde, yurtlarında yaşamlarını sürdürmesi ve insanca yaşaması için biz mücadele ediyoruz ve bu mitingde de biz bunu dile getireceğiz. Demokratik yaşamdan, demokratik mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Alanlar bizimdir, sürekli alanlarda olalım. Özellikle bu miting bizim için çok çok önemlidir. Biz burada bir mesaj vereceğiz. Biz burada bir dünyaya barış mesajı vereceğiz.